Merhaba, tuvalet kokusu için yani. Buyurun, hoş geldiniz. Teşekkürler. Filipin'in hediyesini buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Daha. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hatta bir çalışmalar var. Sağ olun. Sosyal belediyecilikle ilgili yapmış olduğumuz birçok şey var ama sadece çöl yakları ile ilgili yapmış olduğumuz gıda paketleri, çöl yak gıda paketi gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o günkü çöl yak komisyonunun Kayseri'ye gelen yerinde projeyi incelemesi ve bugün geldiğimiz noktada birçok belediyenin de benzer çalışmayı hayata geçirmiş olması bu noktada ne denli isabetli bir işin yapılmış olduğunu göstermekte. Tabii benim çocuğum yaklaşık 14-15 senedir çöl yak hastası. Eskiden bu kadar imkanlar yoktu. Bu ürünlerin hiçbirini parayla dahi bulamıyorduk yani. Tabii bu arada ne yapıyorduk? Misafirlere gidemiyorduk. Unla ilgili her şeyi yemesi yasak. Yani çölün kısa tanımı o yani. O yüzden de misafirlere gidemiyorduk. Hiçbir yere gidemiyorduk. Ayrı bir şey oluyordu. Çocuğun psikoloji bozuluyordu. Ama son yıllarda özellikle son 10 yıl içinde bayağı bir atılım oldu şu anda. Belediyemiz çok güzel bir hizmetle yaklaşık 3 yıldır bizler böyle yardımcı oluyoruz. Vallahi uzun zamandır beni takip ediyorum. Çölyak hastalarını çok insanlar bilmiyorlar. Kayseri Belediyeciliğine böyle ince bir işten dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her tarafında böyle şeyler maalesef yok. Olması gerekenler ama Kayseri bu işte de çok ince. Başkana çok teşekkür ediyoruz böyle bir düşüncesi olduğu için.